Merhaba sevgili yarışseverler, 12 Haziran Cuma, Bursa ve İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. 2 gün geçti yarışların ardından, bugün 3. gün İstanbul ve Bursa'da yarışlar gerçekleşecek. Ben elimden geldiğince yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bazen şans yanımızda oluyor, güzel gidiyor, bazen de şanssız oluyoruz. Ki at yarışı 2 gündür başladı. Çok değişik isimler geliyor. Malum atlar dinlendi. Kimisi çalıştı, kimisi çalışmadı. Zor bir 3 hafta var önümüzde ama üstesinden gelmeye çalışacağız. Bazen dediğim gibi atlarımız geliyor, bazen kötü koşuyorlar. Bunu kestirmek gerçekten zor. Her zaman söylüyorum, bunlar canlılar. O yüzden günleri günlerini bazen tutmuyorlar. O zaman da yanıldığımız zamanlar oluyor ki gerçekten bugün Ankara ve İzmir'de öyle yarışlar izledim ki inanılmaz şekildeydi. Birazdan da bahsedeceğim değerli dostlar. Bugün Bursa'da 3 tane ismi, İstanbul'da ise 10 koşuyu sizlere hızlıca yorumlamaya çalışacağım. Fazla da sözü uzatmayalım. 10 dakikalık bir yayın düşünüyorum. Baktığınızda bugün Ankara'da birinci koşunun kazananı 10 numaralı New Secret oldu. Kazanmayı başardı, gücünü kullandı, bekliyorduk, kazandı, bizi yanıltmadı. İkinci ayakta enteresan bir yarış oldu. Yarış değişmesini beklerken yarış değişmedi. Kazanan ilk kez koşan Ildırlı oldu. Benim WhatsApp grubunda rakip olarak önerdiğim 12 numaralı ufaklıkta iyi koşmasına rağmen ikinci olarak tamamladı. Belki ufaklık gelseydi kazanan dostlarımız olacaktı. Birçok ikramiyeyi. Üçüncü ayakta Şarlatan erken yürüyünce kazanan isim 8 numaralı Prince Anatolian oldu ki Ahmet çok formsuz. Mart'ta da yan biniyordu ata. Şu anda hala yan biniyor. Gerçekten kestirmek zor Ahmet'i, merak ediyorum. Kuzey Kafkasyalı Alkandros kötü koşunca iz bırakan çok kuvvetli geldi, kazandı. Bir yarıştan daha bahsetmek istiyorum. Önde o kadar kaçak at varken fazla bugüne girmeyelim. Zaten çok değişik bir yarış günü oldu. Yollar Az, o kadar kaçak at varken kimse gitmeyince, Yollar Az'da yalnız kalınca enteresandır kazanmayı başardı. Aynı şekilde İzmir'de de bir bombacan yarışı vardı. O kadar öne gidecek olan at varken kimse gitmeyince bombacan yarışı kazandı. Zaman zaman böyle yarışları yanlış koşturduğumuz zaman, daha doğrusu atlar yanlış koştuğu zaman kaybeden oluyoruz. Yarışı doğru gözle izleyen dostlarım beni gayet iyi anlıyorlar. Bazen de böyle yanlış koşulduğunda öyle dostlarımız var, sitem ediyorlar. Onlara da hak veriyorum. Herkes kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum ama her istediğim olmuyor. Bugün ses kaydında dostlarıma anlattım. Ankara yarışı verirken, yarışları anlatırken belki dedim bugün şu an size Ankara veriyorum. Akşam İzmir'e küçük bir oyun vereceğim dedim. Belki orada atlar sıralı gelecek dedim. Ve İzmir 2. Altılı Ganyan'ında gerçekten öyle oldu diyebiliriz. Güzel bir programdı. Belki şablon küçüktü ama değerlendiren dostlarım oldu. En azından birkaç ikramiyeyi alan dostlarım oldu. Kazananları da tebrik ediyorum. İzmir'de de dediğim gibi benim sizlere önerdiğim isimlerden 7 numaralı King Pinto kazandı. 4. ayakta da altılı ganyanın, 2. altılı ganyanın 4. ayağında WhatsApp grubunda da önerdiğim isim 9 numaralı Kızım Derya kazandı. Yine WhatsApp grubunda 10 numaralı Mascherano'dan bahsetmiştim. 39 lira ganyanla kazandı sevgili dostlar. Belki Ildırlı gelseydi birçok dostum altılı ganyan kuponunu bulacaktı. Kuponlarını atan da olmuştu ama nasip orada da 6 numaralı Safkan geldi. Hatta Sibel Hanım diye bir WhatsApp grubu üyemiz var. YouTube'da da canlı yayın ara ara gelir. Kendisiyle de konuştuk. Bana bir at söyle burada dedi. 6 numara dedim. Öyle söyledim ki kendi 5'li ganyanımda da 6 numara yoktu. Hatta kuponu da WhatsApp grubundaki dostlarımla paylaşmıştım. 6 numara çıktı geldi, bizi yatırdı. Gerçi son ayak El Patron'u tek bekliyorduk ama o da kötü koşunca yapacak bir şey kalmadı sevgili dostlar. En azından 4. ayakta 1-3-9 önermiştim. Onun üçlü bayisini 27 lirayı değerlendiren olmuş. King Pinto ve Kızım Derya'nın ganyanını alan, aynı zamanda da Mascherano ve 7 numaralı King Pinto'nun çiftesini alan dostlarım var. Tebrik ediyorum. Bazen kötü günde günü zararsız kapatmak en doğru olandır sevgili dostlar. Ve geçiyorum artık yavaş yavaş yarışlara. Çok konuşulacak konu var. İnşallah bugün yarışlar bizim istediğimiz gibi koşulur. Önce Bursa'yı bahsedeceğim, ardından da İstanbul'da bugünkü programı da kapatacağız. Bursa'da günün ikinci koşusunda, Deher koşusunda bir şart mücadelede çok iyi hazırlıklara sahip, gelip erken galoplarını da yapan 1 numaralı Denizli, anne kardeşi de yarış yaşamını kazanarak başlamıştı. Erken gelişen Bitay, 1 numaralı
Denizli, bir de Netivan yavrusu Murat'la foto önde geçmeye yakındır. Zaten kura ekirüsünün safkanı, fazla söze gerek yok değerli dostlar. Bir safkan da günün 5. koşusunda Bursa'da önereceğim. O da 6 numaralı Victorina. Bir Alya yavrusu, Alya'da Irish Victory yavrusu. Doku ile Alya kardeş, uzun mesafeye gideceğini düşündüğüm Çin pistte iyi koşacak olan 6 numaralı Victorina bu koşuyu Kadir Tokaçoğlu ile kazanabilir ki safkan büyüdü, gelişti. Sonlarda çok kuvvetli gelecek, yarışta çok hızlı gidecek gibi duruyor. 10. koşuda ise 3 numaralı Claude Walker. İstanbul'a kaydı vardı, geldi Bursa'yı koşacak ki Çin pisti iyi koşan bir isim. Bugün de sonlarda etkili gelerek 3 numaralı Claude Walker altılı ganyanın son ayağında mutlaka çarpı atacağınız bir isim olsun sevgili dostlar. Ve geçtik İstanbul yarışlarına. İstanbul yarışları 1. koşuyla birlikte 1. altılı ganyan başlayacak. Mümkün oldukça sizleri yatırabilecek isimleri, şanslı olabilecek isimleri önereceğim. Gidişatın hızlı olabileceği yarışta sonlara doğru ön tarafı yakın takip edip bir anda yarışı çalıp carrot gelmeden fotolamaya çalışacak olan, çok iyi hazırlıklara sahip Furkan'la son galopunu yapan 9 numaralı Salazar. Kumda koştu, sentetikte koştu. Bugün Çin pistte çıktı. Çok kuvvetli koşacaktır. Bici Bici'nin anne kardeşi. Saklanıp bir anda boynunu yere eğer, bizim zamanın Hasan Saydam'ın Eşkıya diye bir atı vardı. Onun gibi boynunu yere eğer kuvvetli gelebilir sevgili dostlar. İkinci koşu Taylar'ın mücadelesinde bir şart yarışta 6 numaralı Emerald Holt. Emine Hanım yavrusu ki Emine Hanım'ın yavrularının birçoğu yarış yaşamına kazanarak başladı. Uzun ve kısa işlerinde çok iyi gördüğüm, en zor maiden olarak gördüğüm, en zor bir şartlardan biri olarak gördüğüm, birçok ismi şanslı olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Emerald Holt'a öncelikli şans verdiğim yarışta bakalım hangi safkan kazanacak. Sizler takip isimlerinizi yazabilirsiniz. 4 Büyük Arapların 4 şart mücadelesinde önereceğim isim 8 numaralı Yetim Ahmet. Canı istediği zaman çok iyi yarışlar koşan ki 1900 metre mesafede de en iyi koştuğu mesafe olan 8 numaralı Yetim Ahmet Müslüm Çelik'le de iyi anlaşıyor. Ankara'dan gelecek, gidişat lehine, yarış lehine kazanabilir 8 numaralı Yetim Ahmet. 4. koşudaysa Münir Köseoğlu koşusundaysa Blanchard, Çeliçeri, Lady, Mine of Fire birbirlerini sürükleyecekler. Yarış bir süreden sonra tempoya çıkacak gibi düşünüyorum. Kim dışarıdan gelecek? Özcan Yıldırım'la 4'te 2 yapan 2 numaralı Always Perfect ki ben viraj dönüldükten sonra Özcan'ın en dışa alması halinde çok kuvvetli geleceğini düşünüyorum. 2 yaşlılığını unutmayalım Always Perfect'in. 5. koşuya geldiğimizde ise 2. altılı ganyan başlayacak. 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde sevgili dostlar 8 numaralı Daloğlu inanılmaz değişti. 2019 sezonunun en talihsiz atlarından olan, hep ağır kilolarla koşan, bugün çok uygun kilo, bir kez daha şanssız jokey Gökhan Gökçe ile start alacak olan 8 numaralı Daloğlu bugün bombayı patlatabilir. Dikkat edelim, idman pistinde adeta yanıyordu. Kilo da düştü, çok kuvvetli gelecektir 8 numaralı Daloğlu değerli dostlar. 6. koşuya geldiğimizde ise Derya Beşikçi, merhum Derya Beşikçi koşusunda ben enteresan bir isimden bahsedeceğim. Kaliteli isimler var ama ben söylemeden geçmeyeyim. 7 numaralı Queen Lily, yarış yaşamına başladığı ilk iki startında kazanan, hatta birinde YouTube'da şov yaptığımız bir gün kazanan 7 numaralı Queen Lily bugün Gökhan Gökçe ile start alacak ki son sentetik yarışında adeta yürüyen, işlemeyen, daha sonrasında geri alınıp çok iyi bin ve kısa galopları bulunan 8-7 numaralı Queen Lily bugün 8-6. koşunun kazananı olabilir. Bir safkan da söylemeden geçmeyeyim. O da 11 numaralı She is the One. Saadettin abiyle ilk kez start alacak. Saadettin abi de menajer değişikliğine gitti. O yüzden çok kuvvetli gelecektir. Zaten atta çim atı bugün kalitesini konuşturabilir. Onu da kuponlarınıza yazabilirsiniz favorinin yanına. 7. koşu bölünen bir şarttaysa 8 numaralı Sensight. Gerçekten ülkemize damga vurmuş bir ismin yavrusu, Ribella'nın yavrusu, çok da iyi hazırlıklara sahip Gökhan Kocakaya ile start alacak. Gücü var, kalitesi var, bunu gösterebilir 8 numaralı Sensight. Ekürü desteğiyle de koşuyu kazanabilir. 8. koşu Moaç koşusuysa 3 numaralı baş hükümdar. Anlatmaya gerek yok. Yarıştaki tek tereddütüm çim olması ama bugün yine rakiplerinin yanında iyi koşacak olan 3 numaralı baş hükümdar 6'da 5 yaptığı jokeyi bir kez de Hatay koşusunda demir perdeye geçildi Özcan Yıldırım'la. Ama bugün 3 numaralı baş hükümdar bir kez daha koşunun birinci, koşudaki birinciliğin en güçlü adayı olacaktır. 9. koşu 4 yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise İstanbul'a Ankara'dan geldikten sonra
4 tane yarış koşan, ikisini Akın'la koşan, bu iki yarışta muhteşem koşarak, hatta birinde After Forever ve Nestor'u geçen 5 numaralı Azmentor. Son yarışına inanmayın, belki buradaki rakibi Golden Pass'e 5 atlı yarışta geçildi ama o gün çok dışarılara dolandı. Rakibi de önde rahattı. Bugün biraz hareketlenecek yarışta 5 numaralı Azmantor fotoyu önde geçip altılı Ganya'nın, ikinci altılı Ganya'nın 5. ayağını kazanabilir. Kapanış mücadelesi 10. koşudaysa 4 numaralı Cehverizade belki de hayatı boyunca böyle uygun bir grubu bulamaz ki. Çin pistte bence iyi anlaştığı jokey ile çıkıyor. Daha önce de 2 aylık aranın ardından Hışman'la Bursa'da kum pistte bir yarış koşmuştu. Bugün de Çin pistte start alacak olan 4 numaralı Cehverizade hareketlenecek koşuda. İyi yer bulması halinde Hışman'ın da o güçlü kantarmasıyla gelip altılı Ganya'nın son ayağında kapanışı yapmaya yakın isimdir. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı Ganya'nın kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 5930 tüm rakipleri, tüm heyecanı, ses kaydını dinlemek isterseniz yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. 0553 425 5930 bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah güzel bir gün olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.